Şu an açık. Davet gönderdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hasan senden mi benden ne oluyor böyle? Abi ben TikTok'u kapattım. Bir daha açtım. Davet gönderdim. Geldi sana. Yani bir kapatıp açmak gerekiyor. Kendisindendir abi TikTok'un büyük bir ihtimal. Senden benden değildir. Bazen yapıyor böyle şeyler. Mesela kimi arkadaş yorum yazıyor. Yorum da gelmiyor. Teknik hata oluyor. Evet abi tam şeyde kaldıydık. Fil dişi istedilerdi senden. Ha evet. Kemal fil dişi istiyor. Şimdi biz gittik şeyin yanına, Zekai'nin yanına. Zekai dişlerine baktı. İşte çok özel frapan şeyler yaptıracakmış Kemal. Bunlar dedi işimizi görür dedi. Alabilirsin dedi Kemal'e. O günkü fiyatı söyleyeyim mi? Şimdi enteresan tarafı da zaten Canım orası. söyle. O günkü fiyat 125 dolar fil dişinin kilosu. 125 dolar. 125 dolar. Hasan, bu fiyatlar 650-700 dolarlara kadar çıkmıştı. Tamam mı? Evet. O günkü fiyatlar 125 dolarlarda geziyordu. Efendime söyleyeyim. Hasan dedi ben dedi bunlara dedi verip para bağlayacak durumum yok. Ne olacak? Ben dedi damlalar var dedi. Damlalarla dedi takas eder misiniz dedi. Abi bir görelim dedik. Ondan sonra büyük bir poşet damla çıkarttı abi. Damlalar ama nasıl biliyor musun? Asla tespih tanesi olmaz, boncuk olmaz. Tamam mı? Evet. Hepsi küçük küçük şeyler ve birbirleriyle bir renk bütünlüğü de yok. Tamam mı? Yani karma karışık bir şey olur oradan. Alkan bana sordu ne diyorsun amca dedi. Vallahi dedim ben dedim bugün fil dişiyle Damla'yı takas etmem. Ama Damla piyasada dedi yok. Bunu dedi bir araştıralım. Abicim sana bahsettiğim sene 2003. 2003 yılından bahsediyorum. Tam 20 sene geçmiş üstünden. 20 sene. Evet. Efendime söyleyeyim. 20 sene önce Türkiye'de damla bulabilme imkanın ihtimalin yok. Alkan şöyle birazcık bir şey aldı. Ben dedi bir dedi bu jiteri piyasasında dedi bir dedi dolaştırayım bunu izin verir misiniz? Tabii dediler. Bir dolaştırdı. Valla 3-4 saat bir gezdi dolaştı geldi. Dedi bu malzemeyi dedi böyleydi takas ettiğimiz zaman dedi fil dişleri bize dedi yaklaşık 300 dolara geliyor dedi kilosu Eyvah. takasta. Çok iyi. Yani 300 dolara satmış oluyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim. Abim hiç unutmuyorum. Abim dedi sakın dedi Mantepsi'ye dedi gelmeyesin dedi. Sonra dedi götürdüğünde almamazlık etmesinler falan. Ya baba dedi piyasada dedi Damla dedi yok ya. Damla dedi yok. Fil dişi dedi belki dedi gene bulunur da Damla dedi hiç yok. Yapıldı o takas. Gerçekten de 300-350 dolarlara geldi o fil dişlerinin kilosu. Damla yoktu. Bujitericiler aldı, bujitericiler kullandı. Efendime söyleyeyim, onların işlerine yarıyormuş o şekilde. Küçük küçük minnacık şeyler. Efendime söyleyeyim. Her birisi 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gramın üstünde olduğunu falan zannetmiyorum. Yani hatırlamıyorum öyle bir şey olduğunu. Yani nereden nereye geldik bak Hasan. Görüyorsun değil mi? Yani malzeme yok. Efendime söyleyeyim. Ve malzeme olmadığı gibi şimdi kapalı çarşıda o tarihte bir çocuk vardı Mehmet. Soyadını şimdi unuttum Mehmet'in. İnce bir delikanlıydı. Ya gidiyordu şeye Hasan Ukrayna'ya. Ukrayna'dan boncuk alıyordu geliyordu abi. İlk bu işi ilk yapanlardan birisiydi Mehmet. Ya abi bir tane şey tespih şöyle nasıl söyleyeyim sana
10'a 15 gibi, 10'a 16 gibi bir tesbih, efendime söyleyeyim. O günkü imkanlarla 150-200 dolarlara satılıyor. Şöyle satılıyor, yani yok satıyor, yok, anladın mı? Mehmet Ukrayna'dan kaç tane tesbih getirtti? Diyelim ki 40 tane tesbih getirdi. Ya 40 tane tesbih 4 gün sürmüyor Mehmet'in. O kadar kısa zamanda elinden çıkıyor tesbihler. Yok. Tesbih olmayınca, aranılan malzemeden tesbih olmayınca peki nasıl insanlar edinecek? İşte edinemiyorlar. Edinemedikleri için koka da böyleydi, bağısı da böyleydi, sıkması da böyleydi, bütün malzemeler böyleydi. Ve bir potansiyel vardı, bir alıcı potansiyeli vardı ve bu alıcı potansiyeline erişmek, ulaşmak lazımdı. Çünkü artık bugünkü gibi değil ama sıkmanın fiyatı bugünkü gibi değildi. Şimdi şöyle söyleyeyim sana, mesela Metin Usta'nın yaptığı bir sıkma tesbih, 8'lik bir sıkma tesbih ama cillop gibi bir sıkma tesbih. O gün 100-150 dolar arasındaydı. Taş çatlasın, 100-150 dolar arasındaydı. Ama bir kuka tesbih 200 dolardı, 250 dolardı, 300 dolardı. Anlıyor musun? Bugün o rakamlara müşteri bulamazsın ama kuka için söylüyorum. O gün kuka şeyden çok pahalıydı, sıkmadan çok pahalıydı. Ama o günkü Metin Karakoç'un tesbihleri bugün de 3-5 bin doların altında değil, onu da söyleyeyim. Hani senin geçen gün çıkarttığın bir tane gergedan ağacı tesbih vardı. O tesbihin sahibinin bugün 50-60 tane elinde Metin Karakoç tesbihleri var ve vermiyor, satmıyor kimseye. Yani. Onlar hep o fiyatlara alınmış, yani 100-150-200 dolarlar civarında alınmış bugünkü geldiği aşamaya bak. Ama bugün başka bir açıdan bakacak olursan malzemenin kendisi de bolarmış vaziyette, bu malzemenin kendisinden yapılmış tesbihler de bolarmış vaziyette ve onların, efendime söyleyeyim, yenisi eskisi de birbirine karışmış, o başka bir mevzu da. Ama insanlar edinebilir bir noktaya geldi, ediniyorlar, edinebiliyorsun. O gün edinememe durumu vardı. Şimdi bu tabii bütün malzemeler için geçerli. Hani bir Kerbela gibi düşün ya. Bir çöl iklimi düşün. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktan geldik buraya. Ne kadar güzel oldu ama, değil mi? Bir sefer canlandı piyasa. Binlerce usta, yüzlerce atölye, efendime söyleyeyim. İki tane, üç tane şey vardı ya. Tesbih satan, piyasayı gezen çantacı diye tabir ettiğimiz insanlar vardı. Bunlardan birini iki gün önce kaybettik, Turan abi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tanıdığım en büyük tesbihçilerden birisiydi. Bir kehribar ve sıkma delisi bir adamdı. Kehribar ve sıkma. Ama tesbihi çok iyi bilen, tesbihi çok iyi tanıyan, tesbihi çok iyi satabilme yeteneği olan bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok şeyler öğrendim ondan. Yarın anlatacağım bir kısmını. Olur güzel abi. Bir arkadaşımız soruyor, diyor ki efendime söyleyeyim, demin gördüm, fil dişleri diyor, niye bu kadar diyor bolardı. Arkadaşım, fil dişlerinin bugün bu kadar bolarmasının sebebi şu: bu malzemeler Avrupa'daydı, bu malzemelerin büyük miktarı Avrupa'daydı, Afrika'dan Avrupa'ya gelmişti 1970'e kadar. Avrupalılar katlettikleri o fillerin dişlerini alıp götürüp Avrupa'ya satmışlardı, efendime söyleyeyim. Onlar Avrupa'da bekliyordu. Hala daha Avrupa'da tonlarca var, fil dişi var. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Şimdi bir de zaman zaman beni eleştiren insanlara da bir yanıtım olsun. Hani arkadaşlar diyorlar ya, ya işte
biz sıkma kullanırız, efendime söyleyeyim, hayvansal kullanmayız, hayvanların yaşam hakkına müdahale edilmesine karşıyız falan filan. Hayvanları öldürenler kahrolsun. Evet, kahrolsunlar. Hayvanları öldürenler gerçekten kahrolsun. Ama arkadaşlar bir sefer şunu bir bilsinler. Bu lafları böyle ezbere emme basma tulumba gibi söylemeden önce gideceksin Avrupa'da, müzeleri bir dolaşacaksın. Katedralleri bir gezeceksin. Büyük, efendime söyleyeyim, sinagogları bir gezeceksin. Bak, oralardaki bütün işlemeler Hasan, fil dişi, fil dişi, fil dişi. Evet. Bu adamlar fil dişiyle içerisini bezemişler. Anlatabiliyor muyum? Yarın bunların bağıyla ilgili taraflarından da bahsedeceğim. Yani lütfen ya, söylerken biraz insaflı olun ya. Bilmeden söylüyorsunuz. Allah aşkına lütfen. İki tane kitap alın, okuyun hiç olmazsa. Sanat tarihi nedir? Sanat felsefesi nedir? Efendime söyleyeyim, sanat bilimi nedir? Bir öğrenin bunları. Nereden gelmiştir? Nereye doğru gitmektedir? Nereye doğru evrilmektedir? Böyle boşu boşuna insanları eleştirmek, efendime söyleyeyim, insanlara laf sokmak hiç güzel bir şey değil. Kesinlikle. Bugün hiç kimse fil dişi dünyada öldüremez. Öldürme imkanının olduğunu ben zannetmiyorum. Bu fil dişlerinin %90'ı Avrupa'dan geliyor. %10'u Afrika'dan bir şekilde kaçak yollarla Mısır, Suriye üzerinden Türkiye'ye geliyor. Onun dışında fil dişlerinin tamamı Avrupa menşehlidir. Değil mi abi? Yani ezbere konuşmanın bir manası, anlamı yok. Maalesef bu ezbere konuşma bizde çok oluyor. Peki bu mamut için neler söyleyeceksin Necmettin abi? Madem diş grubuna girdik, mamuta değinmeden geçmeyelim. Vallahi bir arkadaş diyor, sıkma diyor şu anda diyor 150 liraya olanlar değil mi diyor. Abi valla hangisini isterseniz ona bakın. 50 bin dolara da sıkma tesbih var. Yani olabiliyor. 150 evet. liraya da var. O da olabiliyor. Hepsi alınır satılır. Yani yeter ki sen hangisini almak istediğine bak. Bizim derdimiz sıkma malzemeyle değil. Bizim derdimiz isim üzerinden yürüyen aldatma ve aldatılma. Mamut dediğin zaman abi, mamut tabii dünyada bizim egemenliğimiz başlamadan önce, insanoğlunun dünyadaki egemenliği başlamadan önce dünyaya egemen olan bir hayvan topluluğundan bahsediyoruz mamut dediğimizde. Evet. Bugün nasıl bütün ekvatoral ülkelerin hepsinde, ekvatoral denizlerin tamamında deniz kaplumbağaları varsa, türlerine ve çeşitlerine göre değişiyorlar. 258 tane de çeşidi var kaplumbağaların. Pasifik'te de bir cinsini bulabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, Karayipler'de de bir cinsini bulabilirsiniz. Uzak Doğu Asya'da da bir cinsini bulabilirsiniz. Ama Şahin Gagalılar ne bir şahsına münhasır. Avustralya'dan çıkıp bir ay şeklinde tekrar Avustralya'ya dönen, Hint Okyanusu'ndan çevrelenip tekrar Avustralya'ya gelen, 40 sene sonra doğduğu yere, doğduğu topraklara dönen bir hayvandır. Yolunu şaşıranların dışında Atlas Okyanusu'na, Ümit Burnu'ndan Atlas Okyanusu'na doğru dönen hayvan olmaz. Ama yolunu şaşıranlar da oluyor, olabiliyor. Aynen bunlar gibi nasıl nevi şahsına münhasır dünyada bir bölgenin egemenliği içinde yaşıyorlarsa, kuzeyde kutuplarda yaşayamıyorlar. Evet. Değil mi? Orada yaşayabilen şeyler yok, kaplumbağalar yok. Aynı şekilde mamutlar için de uygun ortam soğuk iklim, kuzey iklimi. Dünyanın sıcak olan güney ikliminde mamutlar yok. Mamut plantasyonu hep kuzeyde görülüyor. Daha çok Sibirya, efendime söyleyeyim, Yakutistan,
Kanada, Alaska, Amerika'nın kuzey kısımları buralarda görülüyor. Herhalde bizim Trakya tarafında da bir şey çıkmış. Evet. öyle bir görmüşsünüzdür haberi. Onun içinde bilim adamlarının söylediği bu buzullar eridikten sonra Boğaz'ın ve Çanakkale Boğazı'nın, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın açılmasıyla yukarıdan aşağıya gelen suların ve ortaya çıkan Karadeniz'in sürüklediği o tortulardan gelmiş olabileceğini söylüyor bilim adamları. Evet. Yani bilim adamlarına inanmak durumundayız. En nihayetinde hayvanın cinsini, cibiliyetini, secdesini, ne yiyip ne içtiğini, nasıl bir ortamda yaşadığını onlar yapıyorlar, araştırıp duruyorlar. Onlar öyle söylüyor. Bizim topraklarımızda çıkan bir şey değil. Avrupa'da bile görünen bir şey değil ya. Yani Avrupa'da bile ben olduğunu duymadım. Toprağın altına gömülmüşler. Dünyadaki bu basıncı, atmosfer basıncı değiştikten sonra onların dünyada egemenliklerinin kalmadığını söyleyen bir bilim adamı kısmı var. Bir de dünyaya gelen bir gök cisminin ortaya çıkarttığı karbonun onları öldürdüğünü, o plantasyonu tamamen ortadan kaldırdığını söyleyen bilim adamları var. Ve tabii bunlar en nihayetinde toprağın altına gömülmüşler. Yani. Üstüne karlar, topraklar, karlar, topraklar, yangınlar. Bugün bizim kehribar dediğimiz malzeme gene bir tür çam ağacı ama çok devasa yüksekliklerde çam ağaçları. 500 metre falan olduğu rivayet ediliyor bilim adamları tarafından. Onların da yanması sonucu ortaya çıkıyor zaten bu büyük amber stoğuda, denizlerde ve madenlerde. Tabii bu baskıyla beraber taşlar da yanıyor, bitkiler de yanıyor. Hayvanlar da onların altında eziliyorlar. Yani öldükleri yerde üstlerinde büyük bir tabaka. Kimi yerde bakıyorsunuz bir eridiğinde, karlar eridiğinde bir uç görüyor mesela birisi. Gidiyor eşeliyor, altından da koskocaman bir fil dişi çıkıyor. Bazen hiç bozulmamış fil dişleri çıkıyor. Mamut dişi çıkıyor. Bazen hiç bozulmamış çıkıyor. Bazen kırılmışı, çatlamışı, patlamışı, paramparça olmuşu çıkıyor. Fakat Hong Kong'a giden arkadaşlar Hong Kong'da görmüşlerdir mutlaka. Çin'e giden arkadaşlar Guangzhou'da Shenzhen'de, Guangzhou'da, Shanghai'da görmüş olabilirler. Gittilerse tabii o tür merkezleri ziyaret ettilerse. Çok devasa mamut dişleri var. Çok devasa. Hiç bozulmamış hem de. İnan Hasan'cığım. Evet. O kadar da güzel üzerinde işlemeler, oymalar yapmış ki bunların da bir kısmını yarın anlatacağım. Şimdi her şeye girersek yarına laf kalmayacak. Anladım. Ondan sonra mamutlar da böyle. Bunları tabii Çinliler çok güzel yapıyorlar. Çok işçilik ücretleri de çok çok yüksek. İşçilik ücretleri de çok yüksek. Rahmetli Güven Sazak Fenerbahçe Kulübü Başkanı bizden 6 çift aldı herhalde fil dişi. 6 çift ve bir miktarda böyle avcı heykelleri, avcı kafası falan bir şeyler almıştı. Rahmetli evet. Rahmetli onları oydurmak istedi. Böyle üzerlerine güzel motifler yapılacak bir oymalar yapılmasını istemişti. Arzu etmişti.
Bir gün gitmiştim onun Fenerbahçe'de güzel bir böyle ofisi var. Özel işleri için kullandığı ofisi. Gitmiştim oraya ziyaretine. Sormuştum. Dedim abi Türkiye'de bunları oyacak çok yetenekli ustalar var. Onlara dedim yaptırtsana. Yani en azından Türk Osmanlı geleneğine uygun bir şeyler ortaya çıkar. Senin sayende bu insanlar yepyeni bir şeyler ortaya koyarlar sanatlarıyla beraber sanatlarını icra ederken. Bu da kültürümüzün zenginleşmesi için çok şey olur, güzel olur dedim. O da dedi ki dünyada dedi Çinli ustaların dedi eline oymacılıkta su dökülemiyor. O nedenle dedi ben dedi Çinli bir usta bulup getireceğim. Burada yaptırtacağım. Ve burada bunları dedi Beykoz'daki çiftliğimde güzel bir yere koyacağım. Yaptı, yapmadı, yaptırabildi, yaptıramadı. Bir Çinli getirdi, getiremedi. Onları bilmiyorum. Daha sonra görüşme imkanım olmadı rahmetliyle. Ama öyle bir şeyi vardı, niyeti vardı. Mamutları Türkiye'ye bir şekilde ulaştırıyorlar. Nasıl ulaştırdıklarını bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Onlar da herhalde Gürcistan üzerinden falan geliyordur. Ya da Roro gemileriyle falan geliyordur. Öyle bir şekilde. Ama nedir ki bizim piyasamızı zenginleştiren, piyasamızı efendime söyleyeyim farklı bir malzemeyle buluşturan güzel bir şey. Bu nedenle gelmesi iyi bir şey. Üstelik kimseye de bir zararı yok. Bu hayvanlar yüzyılları bırak bin yıllar önce ölmüşler ve bin yıllar önce bunlar toprak altına gömülmüşler. Üstelik Rusya'nın dışında bunların parça parça olanlarını belgeyle de satılabiliniyor. Bildiğim kadarıyla Kanada bunların çıkışlarına izin veriyor. Şeyden geçmek koşuluyla, denetimden geçmek koşuluyla izin veriyor. Çünkü toprak altında bulunan her şey en nihayetinde devletin şahsına ait. Bizatihi devlete ait her şey. Ama bulmak da başlı başına bir ödülü hak ediyor. Kimisine veriyorlarmış, kimisine vermiyorlarmış. Böyle bir anekdot biliyorum geçmişten, maziden. Bir 20 yıl önce böyle bir şeyler duymuştum. Dolayısıyla ülkemize geliyor. Vallahi gelebildiği kadar gelsin. Hiç olmazsa ustalarımızın elinde şenlensin. Bunların kahverengi nasıl olduklarını anlatmıştık geçenlerde. Evet. Kendime söyleyeyim. Simsiyah bile olanları var. Simsiyah. Simsiyah bile olanlarını görmüştüm ben. Evet. Necmettin abi şöyle bir göstereyim ben sana. Abi sanki yeni ölmüş ya. Görüyor musun parlaklığı? Tabii. Yani fil dişini bozar. Öyle. Ne çatlak ne patlak. Yani yok böyle bir güzellik. Yok böyle bir güzellik. Mükemmel muazzam bir parça. Çok güzel bir parça. Arkadaş diyor ki mesajlara cevap verirseniz sevinirim diyor. Mesajlarda ne var Hasan? Necmettin abi şimdi senin takipçilerin senin yayınına geliyor. O mesajları sen okuyorsun. Benim takipçilerim benim yayınıma gelip izliyor. Onların mesajlarını ben okuyorum. Yani öyle sana gelen mi? Mesajları ya ben okuyamıyorum. Arkadaşlarımıza ben kendi adıma terbiyesizlik yapmak istemem. Ve özür dilerim onların sorularını yanıtlamadan geçiyorsak kusura bakmasınlar. Ben yakın gözlüğü takmadan da göremem. Şimdi Mısır işi şişirme bağı alınır mı? Seninkilere paramız yetmiyor diyor arkadaşımız. Vallahi Balıkesir'in beyi ben bildiğim kadarıyla Mısırlıların şişirme bağı yaptıklarını ben bilmiyorum. Ben görmedim. Bu teknik bize ait bir teknik.
Onların bu teknikten haberi olduğunu da zannetmiyorum. Yaptıklarını, yapabildiklerini de zannetmiyorum. Birisi demiş halen illegal ava çıkarlar demiş. Vallahi çıkarlar. Dünyanın her yerinde av ve avcı var. Her şeyin avına çıkıyorlar. Ama Afrika'da fil dişi avlamak çok zor sevgili kardeşim. Çünkü fil dişleri hem yakın takipteler hem de yukarıdan uyduyla takip ediyorlar. Çok zor ve bildiğim kadarıyla Güney Afrika'da şey de var. Korumaların öldürme yetkisi de var. Yani bir arkadaş diyor ki ustam bende bir tesbih var. Ateşi turuncu kızarıp çekiyorum. En az 20 yıllık cinsi nedir acaba? Vallahi yani bilemem. Ateşi cinsi nedir bilemem. Görmek lazım. Necmettin abi ben bir soru sorayım. Bu Mısır işi dediniz ya. Mısır işi diye satılan bu hazır tesbihler geliyor. Mısır işi diyor. Kukası var, abonozu var, pelesengi var, bağısı var, fil dişi var, mamusu var. Mısır işi diye geliyor. Bunlar Mısır'dan yani nasıl bir tedarikleri var bunların? Ne kadar ucuza geliyor bunlara da bunlar bunları bu kadar ucuza satıyorlar. Yani bizim piyasamıza dahi giriyor bunlar. Cevaplayayım abi ama bir arkadaş şu anki sıkmalar sentetik diyorlar diyor. Yani sentetikten sevgili kardeşim anlaman gereken şey bunların işte bugün döküldüğü dökülüyorlar. Çok da rahat dökülüyorlar. Bir anda artık 20 ton 30 ton falan dökülebiliniyor. Hiç üzmeyin tatlı canını. Sentetik de olsa sentetik olmasa da sorun yok. Abi, şimdi ithal ediyorlar. Firmaları var Türkiye'de bu Mısırlıların. Türkiye'de firmaları var. Evet. Bazıları Türkiye'de evli, Türk bayanlarla vatandaşlık da almışlar. Efendime söyleyeyim, kendi adlarına ithalat yapıyorlar Türkiye'ye. Çok oradan iyi. Gönderiyorlar. Bu yani bu yalnız yeni değil. Bu yeni olan bir şey değil. Bu çok eski. Yani ben anlatmıştım yani 28 sene önce KUKA falan yok iken bu arkadaşların getirdiği eğer yüz sürü tesbihler, deve kemiği tesbihler, bir takım ağaç tesbihler, abonozundan sandalına kadar aklına gelebilen her türlü tesbih. Eğer Türkiye'ye gelmeseydi Türkiye'deki tesbih piyasasının ihtiyacı olan miktar büyük bir açık verirdi. O açığı karşılayacak da başka bir şey yoktu. Yani Mısırlılar bunu Türkiye'ye getirerek, bu malzemelerin, tesbihlerin Türkiye'ye getirerek çok böyle külliyetli miktarda getirirlerdi. Ben çok Mısırlılarla KUKA'yla şey takası yaptım. Tesbih takası yaptım. Özellikle yüz sürü tesbihleri rahmetli Hacı Dibo alırdı benden. O istiyordu. O bana diyordu ki Necmettin yüz sürü alırsan bana gönder. Ben de yüz sürüyle takas ediyordum şeyleri, KUKA'ları. O tarihte 125 dolardı kilosu KUKA'nın Hasan'cığım. Vay be. Şey de yüz sür tesbih de valla hatırladığım kadarıyla 1,5-2 dolar falandı. Yani 3 dolara aldıysam belki 1-2 sefer almışımdır. Genel itibariyle 1,5-2 dolarları alıyordum. Ya abi para da kıymetliydi ya. 1 dolar dediğin şey de o zaman 1 lira 20 kuruş falan. 1 lira 25 kuruş. 1 lira 30 kuruş. O civarlarda. Evet. O dönemden bahsediyorum. Ama tesbih yok yani. Türkiye'de o tür tesbihleri yapacak insan yok. Allah'tan işte Apo geldi İznik'e de. İznik'te birçok insan Abdullah'tan bu işin ustalığını, bu işin üretim tarzını, üretim felsefesini öğrendi de
tesbih piyasasının büyük bir ihtiyacı böylece karşılanmış oldu. Ama evet, demek ki o kadar büyük bir piyasa var ki hala daha hani Türkiye'de bildiğim kadarıyla ayda şu anda 100 bine yakın kuka tesbih çıkıyor. Ona rağmen Türkiye'ye kuka tesbih geliyor şeyden, Mısır'dan. Enteresan değil mi? Çok hem de öyle böyle değil. Ben de şaşırıyorum ona. Şaşırıyorsun değil mi? Şu an parası olan atölyeci lazer kesim aldı Necmettin abi. Lazerle kesiyor. Daha da hızlandırıyor işi. Yani evet. Şöyle diyeyim. 100 tane insanın yapacağını çok kolay bir makineyle hallettiler yani abi. Evet. Tabii ben bunu sen daha tesbihçiliğe başlamadan önce bu pandeminin ilk günlerinde, o zaman daha seninle tanışmıyorduk. Evet abi. Ben o zaman bir yayında bir arkadaşım birisi bana soru sormuş YouTube'da. Bu sulu makineler falan filan ne diyorsunuz diye. Şimdi ben hiçbir zaman kendini inkar etmiş bir adam olmadım. Asla da yapmam böyle bir şeyi. Evet. Ben onlarca makine ithal etmişim. Değişik çeşitli makineleri ithal etmişim. Türkiye'ye getirmişim. Bu makineler Türkiye'de işliyor, satılıyor, çalışıyor. Şimdi ben kendimi nasıl inkar edeceğim? Bu makineler kötü, almayın, satmayın falan filan diyeceğim. Yani olur mu öyle şey? Bu makineler gerekliydi. Dedim ki o yayında. Şimdi dedim siz aslında bu makinelere ileri geri laf söylüyorsunuz. Ama bu makinelerin olmadığı usta sayısı çok az. Mesela ben biliyorum Cem Bülbül'ün dükkanında, atölyesinde görmedim. Allah var, görmedim ya. Yanında kardeşi var, onda da görmedim. Efendime söyleyeyim. Ama sulu makinesi olmayan usta çok azdır ya, çok azdır. Hani bu makineler Erzurum'a da gitti, bu makineler Adana'ya gitti. Adana'da Nasrı Fidan bunları ithal etti, insanlara sattı. Efendime söyleyeyim. Bu makinenin olmadığı bir yer yok. Ve ben dedim ki o zaman, siz dedim şimdi bu makineye laf ediyorsunuz ama yanlış bir şey yapıyorsunuz. Bu makine olmadan bugün tesbih olmaz bir. İkincisi kesinlikle. aldığınız tesbihlerin içerisinde lazerle delinmiş, lazerle yapılmış imameler, lazerle yapılmış çakmalar var. Ve siz ona rağmen bugün bana diyorsunuz ki sulu makine bilmem ne falan filan, bundan sanat olmaz. Ya geçin ya. Sanat olur arkadaş. Sanat olur. Sanat nedir ya? Sanat dediğin şey nedir? Sanat dediğin şey iki ürünün birbirinden farklı olduğu ve göze hoş gelen, efendime söyleyeyim, sıra dışı, kendisini başka bir şekilde izah eden benzersiz bir ürün ise bu tesbih olur, başka bir şey olur. Bu sanat eseridir ya. Yani illa ki bunun efendime söyleyeyim tornadan çıkması ya da ne bileyim zımparadan çıkması gibi bir, ya da nedir onun adı, ayak kemaneden, çıkık kemaneden çıkması gibi bir farz-ı kifaya falan, öyle bir Allah'tan gelme böyle bir emir falan yok ki, haşa ve kella. O zaman bu da çok lüks, bu da olmaması lazım, kemane olması lazım. Abi yaparsın ya, olur. Ondan da tesbih yaparsan sanat eseri olur. Sulu boncuk makinesinden de yaparsan olur. Önemli olan ya ortaya koyduğun şey sen olacak. Sen. Seni yansıtacak ve bugünü yansıtacak. Bugünü. Geçmişi evet. Değil. Şimdi bu söylediklerimi çok iyi anlamış, özümsemiş bir arkadaşımız var. Takipçimiz var. Efendime söyleyeyim. Bu sabah mıydı? Dün sabah mıydı? Neydi Hasan'cığım? Bana dedesinden kalma babasının hediye ettiği bir kuka tesbihi fotoğraflarını gönderdi. Hadi ya. Evet. Fotoğraflarını gönderdi ve bunun dedi bugünkü maddi değeri nedir abi dedi.
Dedim ki ben piyasadan 15 yıldır kopmuşum. Alım satımda nedir ne değildir değerlerini bilmiyorum. Uzunca bir zamandır da antika kuka tesbihlerle ilgili herhangi bir bilgi edinebilmiş değilim. Kusura bakma. Bundan ötürü bir bilgim yok. Ama bu tesbih, bu fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla zaten bu tesbih bundan 100 sene öncesini yansıtan, 110 sene öncesini yansıtan bir tesbih. Her şeyden önce bunun bence sende olması sana bir ayrıcalık getirir. İkincisi, dedenden sana bir yadigar kalmış, başlı başına bir değer ihtiva eder. Bence çocuğuna bırakabileceğin güzel, nadide bir hediyedir dedim. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum abi. Çok doğru söyledin dedi. Ama o tesbihlerden bugün kaç tane kaldı bilmiyorum. Hasan, sana göndereceğim onun fotoğraflarını, bir gör. Olur, bir göreyim. Her tanesi birbirinden farklı. Ve bugün evet. öyle imame yapan insan da yok. Bak, imameyi göreceksin. Ben o imamelerden daha kötülerini de gördüm. Şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız bunları görmedikleri, bilmedikleri için, yani nasıl söyleyeyim, yani bizim attığımızı falan filan da zannediyor olabilirler. Kesinlikle zaten atıyor diyorlar, deli diyorlar bize büyük bir ihtimal. Hiç sorun yok. Tabii. Ben Deli Yusuf'un açtığı yoldan gelen birisiyim. Deli Necmettin desinler, sorun yok. Benim söylediklerim zaten kimse tarafından yatsınamıyor. Söylenebilecekleri tek şey şahsıma hakaret. Ne olur, sorun yok. Deli desinler. Evet. Bak, yarın öyle şeyler söyleyeceğim, öyle şeyler anlatacağım ki efendime söyleyeyim. O bana ileri geri söyleyen insanları, laf atan insanların hiçbirinin yalağından su içmediği konular bunlar. Evet abi. Yani dünya nereden nereye gelmiş? Bilim var ya, bilim insanları Hasan Hoca gibi böyle sürekli üretiyorlar. Hasan Hoca bugün diyor ki iki tane sırçalı yaptım diyor. Bilim insanları da her gün bir yerde bir şeyi karıştırıyor. Bir şeyler buluyorlar ya. Yer altında buluyorlar. Efendime söyleyeyim, yer altında ne bileyim, bir antika arayan ya da antikacılık yapmak hevesinde olan birisi ya da efendime söyleyeyim tarlasını, bağını, bahçesini sürerken herhangi bir şeye denk gelen bir insanın birisi alıyor gidiyor bunu, diyor ki ya böyle bir şey buldum ben, bu nedir falan filan, gidip sordukları yerde diyorlar ki ya işte bunu götürüp şurası bilir, o şurası bilir denilen yer diyor ki hayır, o bunu diyor orası bilmez, şurası bilir. Gidiyorsun oraya, diyorlar ki bırak bunu burada, burası efendime söyleyeyim bunu araştırmamız lazım, anlamamız lazım. Hop, üniversiteden bilim adamlarını çağırıyorlar, bilim adamları hemen onu başlıyorlar analiz etmeye. Yatırıyorlar efendime söyleyeyim onu bir DNA testine tabi tutuyorlar. Onun zamanına bakıyorlar, eskiliğine bakıyorlar, dönemine bakıyorlar. Yani her şeyin bir de dönemi var değil mi? Bak, az önce anlattığımız tesbihini 110 sene, 100 sene öncesinin dönemini yansıtıyor. Baktığımız zaman bunu söyleyebiliyoruz. Ben bugün baktığım zaman Hasan Hoca'nın tesbihine diyorum ki Hasan Hoca bunu dün yapmış. Bak, bu böyle değil mi? Bilim evet. Adamları da bunu söylüyorlar. İşte söylüyorlar. Osmanlı sıkma kehri var hikayesi değil bu hikaye. Bu sanat hikayesi. Sanat. İnsanlık sanatı böyle bir şey. İnsanlık medeniyeti böyle gelip gidiyor. Ya sadece gördüğümüz o efendime söyleyeyim İznik'te şey de açılmış. Müze de açılmış bu arada. Tabii. Bu arada arkadaşlarımıza söyleyeyim. Ya Allah aşkına gidin ya, müzeleri gezin ya, müzeleri dolaşın ya, bir fikriniz olsun ya, bir bilginiz olsun ya. İnsanlık medeniyeti nereden nereye nasıl gelmiş ya, bir anlayın ya. Bunu anlayabilmek için önce müzeleri bir görmeniz lazım. Dinsizi ne yapmış, putperesti ne yapmış, inançlısı ne yapmış, inançsızı ne yapmış, nasıl gelmiş, insanlık nasıl evrile buraya gelmiş. Bir bakın, görün, anlayın. Bak, ben o haberi gördüm, izledim. Ya bir lahit bu koymuşlar oraya, Hasan.
Hatta evet. binlerce yıl öncesinin, efendime söyleyeyim, yaşanmış bir hikayesini getirmiş oraya, müzeye koymuş. Sen bugünkü gözlerinle baktığın zaman 5000 yıl öncesini göreceksin ya. Ya da 2000 yıl öncesini göreceksin. 3000 yıl öncesini göreceksin. 3000 yıl önceki bağdan bahsedeceğim. Bağdan. 3000 yıl önce, 2000 yıl önce, 1000 küsür yıl önceki bağdan bahsedeceğim yarın. Bu medeniyet öyle hemen akşamdan sabaha devşirilip gelmedi. Kesinlikle. İnsanlık böyle merhale kat ede her gün üstüne biraz daha bir şeyler koya koya geldi. Ya onun için diyoruz ya, vazgeçin şu Osmanlı sıkma kehri var muhabbetinden. Doğru laflar değil bunlar. Şimdi ben desem ya Bağ Osmanlı. Vallahi doğru bir laf değil. Bak, doğru bir laf olmadığını yarın anlatacağım. Kesinlikle. Canım biraz kusurum için ya. Ağzım kurudu. Necmettin abi, yorulduysan kesebiliriz. Şey yok. Yok, benim yok. Sadece ağzım kurudu. Evet, yarın enerjik kalsın. Yarın enerjik kalsın. İnşallah. Yarın pazarmış. Vallahi ben bugün cumartesi diye, cuma diye biliyorum. Bak, yarın cumartesi diye düşünüyordum. Bir gün daha var diyordum. Böyle şimdi yemekten gelirken, böyle yürürken Hasan'ı evet. Bir arayayım da biraz Hasan'ı şey yapayım, konuşayım falan derken öbür günde yayın yapacağız falan diye düşünüyordum. Vay be, yayın yarınmış. Evet. Ya bugünler ne çabuk geçiyor ya Hasan. Maalesef. Daha dün buradaydın abi. Beraber şişirme yaptık evde işte. Vallahi billahi ya. Yarından sonra bir ay olacak benim buraya gelmem. Tabii oldu. Öyle. Bir ay ya. Bu ne çabuk geçti ya, bir ay ya. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Bugün enteresan bir şey vardı. Enstantane vardı. Bir çocukların yaşadığı bir çiftlikte böyle bir 150 kilo kadar bir kuka varmış. Dediler almak ister misin? Alırız dedik. Gittik. Ya abi, böyle benim boyum hizasına sarkmış bir tane kuka salkımı. Evet. Ağaçta duruyor. Ağacın altında da bir at, efendime söyleyeyim, yere düşenleri yiyor. Tamam mı? Allah ben Allah. Hemen koşturdum kamyonete. Telefonumu, bu seninle şimdi konuştuğum şu telefonu alayım geleyim dedim. Onun fotoğrafını çekeceğim yere doğru gelince hayvan bir ürktü gitti. Efendime söyleyeyim. Kuka yiyor. Ölümsüz bir kare olacaktı ya. Ölümsüz bir fotoğraf olacaktı. Kaçtı gitti. Çok çok bulunmaz bir şeydi. Elimde telefonun elimde olmadığına bir kızdım kendi kendime, ama anlatamam sana. Ulan dedim, al ya, telefonu eline. Niye almıyorsun telefonu eline? At yiyor ya abi ya. At yiyor. Yere düşenleri yiyor. Çok güzel. Bunu görmemiştim daha önce. Yani onun dışını yiyor değil mi? Dışındaki kovuğunu. Valla merak edip sonra ben atı rahatsız etmek istemedim. Yani o tarafa gitmek istemedim. Çünkü önümde çit vardı. O çiti aşıp da oraya gitmek istemedim. Atı rahatsız etmek istemedim. Efendime söyleyeyim. Ama ben sanmıyorum cevizin kendisini yediğini. Cevizin dışını, yani evet, o kabuğu, yeşil kabuğu yiyor. Yani içini maymunların yediğini biliyorum. Maymunlar böyle yukarıdan aşağı bir tane ağır bir kaya atıyorlar. Ceviz kırılıyor. Ceviz kırılınca içinden çıkarıyorlar bademi. Maymunlar yiyor. Bunu gördüm. Bunun videosu vardı. O videoyu kaybettim. Uğra dedim, bulsana şunun videosunu. Bulamadı. Ondan sonra onu biliyorum. Bir tane papağanın sırçalı kukayı yemeye çalıştığı bir video var. Onu yayınladım. Görmüşsündür belki. Benim Instagram'da görebilirsin onu.
Ondan sonra bugün bunu yakalasaydım bu da çok güzel olacaktı ama olmadı. Kaçırdık. Ben şey gördüm Necmettin abi. Kokayı kesiyoruz ya biz. İçinden çıkıyor beyaz şeyi. Hayvanların yedi şey. Badem. Bademi Badem. Yavru köpekler çok yiyor. Köpeklerin yediğini gördüm. Allah Allah. Geliyor, eşeliyor, çıkartıyor onları yiyor. Allah Allah. Tabii. Buranın Marayan diye bir bölgesi var, eyaleti var. O eyalette sırçalı kukalar var Hasan. Sırçalı kukalar şöyle bir şey, şöyle. Devasa. Kocaman. Devasa. İçinde ama 6 tane, 5 tane, 7 tane şey var. Badem boşluğu var. Of, o ne ya? Orada çok... kesiyorlar onu Hasan. Hasan hı-hı. Kesiyorlar orada onu. Efendime söyleyeyim. Ortasından. Böyle bizim hani portakalı kestiğin zaman görünen manzara nasıl? Aynı ona benzeyen bir manzarası var. Kürdan gibi bir şeyle böyle içinden çıkarıyorlar o bademleri. Kestane gibi yiyorlar insanlar. Böyle bir iş kolu olmuş orada. Mevsimi geldiği zaman hani Türkiye'de kestanenin mevsimi kışın nasıl geliyor yeniyor. Aynı o şekilde orada da yendiğini gördüm. Gözlerimle gördüm. Şahit oldum. Biliyorum yani. Ne zamandı ben oradan geçerken? Ne zamandı? Aralık ayı. Aralık ayıydı. Tabii 15 sene önce. Bugün şeyi sordum ya sana Necmettin abi. Agarvut. Evet. Ya hani onun agarvut olmadığını ben de biliyorum. Şimdi öyle dedi. Yani ismini vermeyeyim. Biliyorsun, tanıyorsun. Senin sırçalı kukalardan biz ona gönderdik diye hatırlıyor. Ondan sonra gergedan ağacından gönderdik. O arkadaşa da biliyorum. Kargoladım diye biliyorum. Hatırımda öyle kalmış. Yani onun öyle bir şey demesi şok etti beni. Yani kaç kere anlatacağım? Ben kendimi tekrar etmek istemiyorum. O kadar çok anlatılacak şey var ki evet. Yeni yeni şeyler anlatmak, unutulmuş ya da benim atladığım, söylemeyi hatırlayamadığım şeyleri konuşmak varken aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama ben Agarwood'la ilgili çok güzel bir video çektim Agarwood'la ilgili. Agarwood'la ilgili çektiğim video 11 bin kişi tarafından izlenmiş. Benim çektiğim en fazla izlenen video o. Ya insan girer o videoya tıklar. Agarwood neymiş, ne değilmiş, nasıl bir şeymiş, neredeymiş. Bakarsın, kontrol edersin ya. Anlarsın, dinlersin. İşte elindeki nesne agarwood değil. Agarwood öyle bir şey olmaz. Agarwood öyle bir şey olamaz. Agarwood'un öyle bir şey olma şansı yok. Bunları çok net, gayet güzel anlattım. Agarwood var, agarwoodçuk var. Benim sana attığım agarwood çıktı. Bana agarwood diyor ona. O agarwood. Zaten inanmadım da. Bak. Yok Hasan'cığım, sana senin bana gönderdiğin agarwoodçuk da değil. Agarwoodçuk. Ben aynen öyle aslında. Agarwoodçuk bile bir değeri var, bir kıymeti var. Benim çok yakın bir arkadaşım o işi yapıyor. Bilmediğim bir mevzu değil yani. Çocuğun işi, mesleği bu. Ben şimdi burada kuka tarlalarını nasıl biliyorsam Endonezya'da da agarwood bahçelerini görmüşüm ya, tarlalarını görmüşüm. Bir fikrim var. Ben o videoyu çekerken fikrim olmadan çekmedim o videoyu. Ben o tarlaların içine girdim, efendime söyleyeyim. Bir tane Mercedes bir araba kiralamıştık. Bir noktadan bir noktaya geliyorduk Martapura'da. Efendime söyleyeyim. İhsan dedi, baba dedi, burada dedi, bak dedi, agarwood bahçesi dedi. Dur dedim arabayı. Efendime söyleyeyim, durdurdu. İndik. Agarwood tarlasına girdik. Efendime söyleyeyim. Oraya girdiğin zaman ya sanırsın ki kendini cennet-u alada, mis gibi Allah bir kokusa diyor.
Mis gibi bir koku sarıyor. Efendime söyleyeyim. Çıkmak istemezsin oradan. Adamlar bahçeyi böyle sanki kız çocuğunu korur gibi koruyorlar. Kız çocuğuna bakım yapıyorlarmış gibi bakım yapıyorlar o tarlalara, o bahçelere, o ağaçlara. Yani insanların emeğine, bilgisine saygısızlık bu. Nasıl sıkmada aynı şeyleri söylüyorsam Agarut için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ayıp ya. Ayıp. Evet. Bilmeden konuşmanın, bilmeden ahkam kesmenin bir anlamı, alemi yok. Yani. Lüzumsuz. Lüzumsuz. Birisi seni çıkar, iki kelime söyler, mat eder. Ayıp olur. Mahcup olursun. Yani şimdi Kimseyi de bilmeyen, mahcup et. evet, bilmeyen usta olsa onu Agarvutlu'ya alacaktı, müşterisine satacaktı. Olur mu yani şimdi bu? Olur mu? Kesinlikle. Yakışır. Yakışır mı ya? Evet. Neyse, kendisi bilir. Necmettin abim, ben senin zamanını aldım. Hakkını helal et. Yarına da muhabbet kalsın. Yarın inşallah. Ya Hasan, senle cennette helallaşacağız. Başka bir yerde helallaşma imkanımız yok. Tamam abi. Görüşürüz inşallah yarın Necmettin abi. Rahatsız ederim ben seni. Gecen hayırlı olsun. Allah'a emanet Tamamdır ol. güzel Hoşçakal. abim. Bütün Tamamdır. arkadaşlarımıza, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sorularını hepsinin cevaplayamadığım için üzgünüm. Kusura bakmayın. İnşallah sorduğunuz sorulara başka başka videolarda, konuşmalarda cevaplar vermiş olabilirim ya da oluruz inşallah diyelim. Evet. Hoşça kal. Hayırlı geceler. Tamamdır. Herkese selamlar. Ayşen anneme de bol bol selamlar. Allah'ımıza emanet. Aleykümselam. Buradan da size selamlar. Ayşen, Allah'ımıza emanet. Evet arkadaşlar, şarjım bitiyor. Şu an şarja taktım. Şarja konuşuyor. Gene çok yiyor. Mükemmel bir şarj yiyor bu. İkili diyalog olsa gerek. Yoksa telefonun şarjı böyle gitmiyordu. %3, %2'ye düştü. Birazdan kapanacak. Mecbur artık müdahale ettim. Hakkınızı helal edin. Ne diyelim, yarın kaldığımız yerden inşallah sohbete devam edeceğiz. Bu da ustam, kendisi böyle kalem gibi büyük bir ihtimal 7'ye 14 bir şişirme bağı takmış. Şişirme bağı yapıyor. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın görüşürüz arkadaşlar. İsteği arzusu olan var mı? Endonezya'ya gidiyoruz. Aynen abi. İsteği arzusu olan, sorusu olan varsa buyursun arkadaşlar. Ben de kapatacağım yayını. Dediğim gibi yayın gidiyor. Şarjım gidiyor, yayın gidiyor demişim. Abiler Allah'ımıza emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bak şimdi şarjım, ortak yayını kapattık. 2 idi, 3 oldu. Dolmaya başladı. Ortak yayın demek ki harbiden sömürüyor abi. Çünkü mükemmel gitti şarjım. Böyle gitmemesi lazımdı. Artık ona göre bir tedbirimizi alacağız. Erdoğan abim, Mevlam cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler versin. Arkadaşlar Allah'ımıza emanetsiniz. Kalın sağlıcakla, geceniz mübarek olsun.